Ben iyi bir insan değilim. Nereden çıktı şimdi bu? Mete'yi hak etmiyorum. Rıza meselesi değil mi? Hı hı. Ben dürüst biri değilim ve Mete'nin en çok değer verdiği şey bu. Dürüstlük ve sadakat. Geçtiği şey mi? Şimdi söyle. Mete bunu anlayacaktır. Hayır, artık çok geç. Başından beri geçti zaten. Ben Mete ile ilişkiye başlamama rağmen Rıza ile görüşmeye devam ettim. İkisinin de birbirinden haberi yoktu ve ben eğer bunu Mete'ye anlatırsam o gider Rıza ile konuşur. İkisi yakın dost ve Rıza her şeyi anlatır ve o zaman ben biterim. Gerçekten bu sefer biterim Öykü. Ama gidip konuşmalısın. Yani nereye kadar sürebilir ki bu böyle? Mete'nin bunu öğrenmesi lazım artık Şeyma. Sen niye bu kadar çok istiyorsun ki konuşmamı? Neyi ima ediyorsun sen? Bilmiyorum artık, onu da sen söyleyeceksin. Mete'yi tanıyorum ve seni affedecektir diyorum. Ben sana daha nasıl yardımcı olabilirim Şeyma? Özür dilerim Öykü. Çok özür dilerim. Ben kendimi sıkışmış hissediyorum. Böyle köşeye sıkışmış hissediyorum. Anlıyorsun değil mi? Bir yandan Ayaz beni sıkıştırıyor. Bir yandan Mete'ye baktığımda vicdan azabı çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ve Mete'yi kaybetmek istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi Öykü? Anlıyorum. Anlıyorum ama buna bir çözüm üretmeliyiz. Gidip konuşmalısın. İnan bana daha iyi olacak. Söyle ve kurtul. Sandığın kadar kötü olmayacak Şeyma. Sen ne kadar iyi bir arkadaşsın Öykü. Ben hiçbir zaman senin kadar iyi bir arkadaş olamayacağım. Ve sen bunu bile bile şu an burada benimlesin. Her şeyi doğru yapan güzeller güzeli Öykü. Dürüsttür. Sadıktır. Hata yapmaz. Bembeyazdır. Ne kirlenir, ne kir tutar. Bazen sana çok hayran kalıyorum biliyor musun? Ama sonra hemen geçiyor. Şaka yaptım kız. Hadi gel inelim aşağı. Evet hazır. Düdüğümle birlikte. Ya bir dakika ya. Bu kız daha geçen hafta bir başkasıyla beraberdi. Şimdi hemen yenisini mi bulmuş? Hı. Ama bence ondan da ayrılacak biliyor musun? Hı. Çünkü bence hiç birbirlerine yakışmıyorlar. Adamın zaten biraz kafası karışık. Kız desen çok böyle gıcık, antipatik bir şey. Ha. Bir baksana içine isim falan yazıyor mu? Neyse çok tanıdık geldi bana bu hikaye. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Gözlerim yaşarıyor. Bu aralar bir havalandı bu babacığım ama neyse hadi. Havalanmadım. Sadece keyfim yerinde. Aman Allah bozmasın. Amin canım. İyi akşamlar. Aa. Şeyma. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Gecenin sürprizi. Hoş geldin Şeyma. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın aile sohbetinizi böldüm. Olur mu canım öyle şey? Sen iyi misin? Ha şey seninle bir şey konuşmamız lazım. Tabii gel biz bahçede konuşalım. Hı. İzninizle. Tabii. Gece gece gelinir mi böyle çat kapı? Tipe bak hayret bir şey ya. Burcu. Üf, tamam tamam. Neyse ben biraz kitap okuyayım yukarıda. Ruhlu olun ya. Adamın evli olduğunu bilmiyordum Mete. Öğrendiğim anda da ayrıldım zaten. Günlerce gözüme uyku girmedi yemin ederim sana. Havada da arayan o muydu?
Evet. Sen patronum demiştin bana ama. Ama korktum Metin, seni kaybetmekten korktum. Ben adamın ağzını burnunu kırsaydım ne olacaktı ha? O zaman ne olacaktı Şeyma? Ha o zaman ne olacaktı? Sana yalan söylediğim için çok özür dilerim. Ben kötü biri değilim Mete. Peki sen nasıl birisin Şeyma? Ha sen kimsin, anlatsana biraz. İyi biri olmaya çalışıyorum. Beni tanıyan herkes benden nefret ediyor. Niye bilmiyorum. Bir şey istediğimde gözüm kararıyor. Sanırım bunu görüyorlar bende. Evet. Evet tamam, sana yalan söyledim. Ama bunu seni çok sevdiğim için yaptım Mete. Seni kaybetmekten korktum ve gözüm karardı. Ya bunun için suçluysam suçumu kabul ediyorum. Gel. Tamam geçti, tamam. Tamam. Gel canım, otur. Tamam. Tamam. Evli olduğunu bilmiyordun. Okey. Peki evli olduğunu bilseydin yine yapar mıydın? Hayır, tabii ki yapmazdım. Tamam. Geçti artık, üzme kendini. Şerefsizin tekiymiş. O saklamış senden. Bak ben bu konuyu bir daha açmayacağım, tamam mı? Neydi, kimdi falan diye sormayacağım. İçini ferah tutabilirsin. Ayrıca geç de olsa bana dürüst davrandığın için sağ ol. Zamansız geldim. Dur tamam, otururuz da. Bak Şeyma, bu gece bizim ilişkimizin tekrar başladığı gece, tamam mı? Ben de sana kötü davrandım. Ama artık sıfırdan başlıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şaşırt bugün beni.